Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın evindeyiz. Taziye eviydi bugün. 2 ile 6 arasında aile taziyeleri kabul etti. Ailenin büyük gönüllülük, büyük bir yüce gönüllülük gösterdiler. Bizi kabul ettiler. Çünkü çok acıldılar. Gerçekten onların acılarını dağlamak istemiyorduk. Ulusal kanal olarak da biliyorsunuz son dönemlerde birçok delil karartma olayı oldu. Bu deliller karartılmasın diye biz iyi niyetle Ahmet Atakan'ın morgdaki görüntülerini yayınladık. Ama ailenin bundan rahatsız olduğunu gördük ve üzüldüklerini gördük. Biz iyi niyetle bir hata yaptık. Bu hatamızı kabul ediyoruz. Aileden de burada özür diliyoruz herkesin önünde. Bunu kötü niyetle yapmamıştık. Delillerin karartılmaması için yapmıştık. Onların da anlayış göstermesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi ailenin büyük fertleri, anne baba, Ahmet Atakan'ın annesi babası, kardeşi, abisi ve kuzenleri burada. Amcası da burada. Ben ilk önce anneye ve babaya döneceğim. Ali Bey, Ahmet hayatını kaybetti. Birçok şaibe var ama sizin durumla ilgili değerlendirmeniz nedir? İlk önce başınız sağ olsun. Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Ve ne söylemek istersiniz insanlara? Valla bu olay sıradan bir olay değil. Bu olayı biz de yani bazı şey görüntüleri biz izledik ama sıradan bir olay değil. Bu işin arkasında bir şeyler var. Bu olay sadece bu çocuğumuzun ölmesi bizim şey için değildi. Türkiye için bu çocuk öldü. Türkiye'nin barışı için, Türkiye'nin geleceği için bu çocuk öldü. Yani bu dava bu kadar ucuz değil. Bir insanın ölümü bu kadar ucuz olmamalı. Bu insan vatanını sevdiği için öldü. Biz onunla gurur duyuyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Anneciğim başınız sağ olsun. Acınız büyük. Çok dağlamak istemiyoruz ama siz kısaca ne demek istersiniz? Benim oğlum barış istediği için, savaş istemediği için canını feda etti. Öldürdüler oğlumu Tayyip'in polisleri, Tayyip'in köpekleri. Lütfen yayınlayın. Ben büyük bir acı yaşıyorum şu anda. Yüreğime ateş düştü. Sesim çıkmıyor, kusura bakmayın. Yüreğim parçalandı. Artık anneler ağlamasın. Tayyip Erdoğan Mısır için ağlıyor, kendi halkı için ağlamıyor. Kendi halkına kıyıyor. Benim oğlum savaşa hayır barış istiyoruz dediği için polisler öldürdü oğlumu. Benim oğlum damdan düştü dediler. Damdan düşmüş olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka onu polisler öldürdü. Ve onu görenler şahitlerimiz de var. Ama onlar hepsini yalanlıyor. İstedikleri şekilde yayın yapıyorlar. Çünkü AKP hükümeti bütün yayınlara yasak getiriyor. Acım çok büyük. Üç fidanımızı verdik Hatay'da. Üç fidanımız gitti. Bu gençlerimiz, bu anneler, bu halk neyi istiyor? Barışı istiyor. Benim oğlum üniversite öğrencisiydi, son sınıf öğrencisiydi. Daha gençliğin hayat bağrında canını feda etti halkı için, barış için. Biz barış istiyoruz. Artık analar ağlamasın. Artık analar ağlamasın. Evet, annemiz iyi değil, o yüzden kısa kesiyorum burayı. Amcasına doğru geçiyorum. Amcacığım, sen ne demek istersin? Ben de herkes gibi acımız taze. Kimseyle paylaşacak çok şeyimiz var ama acımızdan dolayı kimseyle bir şey paylaşamıyoruz. Sizler aracılığıyla Türkiye'ye ben 2-3 tane mesaj vermek istiyorum. Bu ülkede yaşamın bu kadar ucuz olması gerekmez. Biz daha kaliteli şeylere sahibiz. Biz Avrupa standartlarını aşmış, sözde başbakanımızın bize ifade ettiği şeylerle ekonomide, sosyal yaşantıda, hukukta, her şeyde Avrupa'da eşdeğerdeyiz. Peki Avrupa'nın hangi ülkesinde bu şartlarda insanlar ölüyor? Hangi Avrupa'nın hangi ülkesinde vatandaşını hiçe sayan bir emniyet mensubu? Bizler her zaman için dostluğu, kardeşliği, barışı, sevgiyi, demokrasiyi savunan ve her zaman için arkasında duran insanlarız. Bizler böyleyiz, böyle yetiştirildik. Bizler her zaman için Atatürk'ü, vatanımızı, bayrağımızı, her şeyimizi biz neden içimize yani sevgiyle bastık? Biz bu olumsuz yaşam koşullarını, olumsuz koşulları hak edecek bir şey yapmadık. Ben yeğenimi kaybettim. Ha çocuğumu kaybettim, ha yeğenimi kaybettim. Hiçbir şey fark etmez. Ama bundan sonra kimse ağlamasın. Yazık. Ailelere yazık. Bakın yengemin haline. Çocuğun annesine bir bakın. Türkiye'de bu durumu kaç anneye kaldırabilir? Kaç anne yaşamak ister? Kaç anne? Bu durumları artık bir durun. Bu olayların hangi gerekçeyle başladığını bilmiyoruz. Ama bu olayların hangi gerekçeyle durdurulacağını çok iyi biliyoruz. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız,
İçişleri Bakanımız, Mülki İdare Amirimiz, Valimiz, Emniyet Müdürümüz bunlar istese, isteseler de diyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. İsteseler Türkiye'de bu olaylar olmaz. Yapacakları bir tek şey var. O da kardeşim ne istiyor bu insanlar? Neden bunları yapıyorlar? Gerekçeleri, amaçları, talepleri nedir? Bu yani istedikleri şeyler ödenmeyecek, verilmeyecek veya tahammül edilemeyecek şeyler değildir. Bir insanın karşısına, 3-5 kişinin karşısına, 10-15 kişinin karşısına 300-400-500 polisi dikmek marifet değildir. Edirne'nin yaşam şartlarına, yaşam koşullarına bir bakın. Edirne'de her gün eylem oluyordu. Ama bir tane cenaze, bir tane olumsuz olay yaşanmadı. Sebep? Oradaki mülki idare amirlerine bir sorun. O adamlar nasıl yönetiyordu o şehri? Nasıl idare edebiliyordu? Polis mensubuyla halk iç içe, dost dosta, el ele, kardeşçe yaşıyor. O mitingler, eylemler bittikten sonra birbirlerinin ellerini sıkarak oradan ayrılıyorlardı. Bizim Antakya'da neden olmuyor? Medeniyet şehri sözde burası. Burası bu ülkenin sembolüdür. Her zaman için başbakanımız şunu savunuyordur. Antakya bizim için vazgeçilmezdir. Antakya kültürü bizim için vazgeçilmezdir. Bunu söyleyen bir başbakanın şunu iyi algılaması lazım. Antakya senin için vazgeçilmezse bu Antakya halkı için de Antakya vazgeçilmezdir. Hiç kimse bizi Antakya'mızdan mahrum edemez. Teşekkür ederim hepinize. Ben teşekkür ederim. Ahmet'in abisi burada Süleyman Atakan. Süleyman, sen aileden acılar aldık ama senden daha çok bilgi içerikli alalım. Ahmet'in adli tıp raporu, görüntülerle ilgili sen bugün bayağı bir araştırma yaptın. Nedir? Son durum nedir? Şimdi ortada çok fazla bilgi kirliliği var. Yani kardeşimin vefatı babamın da söylediği gibi sıradan bir vefat değil. Yani sıradan bir ölüm değil. Yani görüntüleri biz kıyasladığımız zaman ortada bir düşme var. Yani bir sert bir çarpma var. Fakat o aşağı inen, kardeşim aşağı inerken tamamen hareketsiz. Yukarıdan düşen bir insan, dengesini kaybedip düşen bir insan bir kere çırpınır. Ellerini hareket ettirir, ayaklarını hareket ettirir, bir şey yapar yani, anlatabiliyor muyum? Ama nasıl çiviyi bırakırsınız yere dümdüz düşer, aynı o şekilde kardeşim de düşüyor. Biz bu olayın ardında daha farklı şeyler olduğunu düşünüyoruz. Yani kardeşimin açıkçası bir darba, orada birilerinin ona bir müdahale ettiğine, uzaktan ya da arkadan ya da başka bir şekilde bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Açıkçası kardeşimin hani orada resmen o düşen kardeşim orada baygın bir şekilde yere çakıldı. Biz bana sorarsanız olay yukarıda bir yerde oldu ya da yukarı doğru çıkarken bir yerde oldu. Bir şeyler oldu. Oradan da olayı süslemek için de düştü izlenimi verildi. Anlatabiliyor muyum? Hani bugüne kadar Ali İsmail'ler öldü, Abdullah Cömert'ler öldü. Tek bir görüntü bile verilmedi. Halka verilmedi. Ama kardeşimin vefatından daha bir saat geçmeden internette polisin çektiği video yayınlanıyor. Bu nedir? Bu örtbas değil de nedir bu? Anlatabiliyor muyum? Yani nedir bu? Yok polisi vurmadı, yok şu olmadı, bu olmadı. Bakın görüntümüz var. Hani diğer çocuklar için niye yapmadınız bunu? Niye aylar sonra çıktı o görüntüler? Neden bu kadar çabuk? Tamam insanlara görüntüleri izlettirin, bu insanlar inansınlar. Özellikle benim halkım inansın. Hani zaten gerisi pek önemli değil. Yani onun için zaten Mısır önemli, dış mihraplar önemli, Suriye önemli, Amerika önemli. Ama Hatay'ın burada ağlayan annesi, babası, kardeşleri değil. Diğer şehirlerde de öyle. Ankara'da ağlayan çocuklar değil, analar değil. Onlar için önemli olan dışlar. Dışarıya nasıl gideriz, onu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız. Ama biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Eğer kardeşimin bir kast sonucunda eğer öldüğünü teşhis edersek, gerekirse en üst mercilere nereye gitmemiz gerekiyorsa gereksin, sonuna kadar gideceğiz, bu olayın peşini bırakmayacağız. Olayda kast olduğunu düşünüyoruz. Fakat kesin de konuşmuyoruz, araştırmalarımız sürüyor. Temkinli davranıyorum diyor. Ben Ahmet Atakan'ın annesi olarak, daha benim oğlum vefat edeli 5 dakika olmamıştı. Vali dedi ki bir gazeteciye yaz oğlum. Ahmet Atakan düştü. Bu şekilde yazacaksın dedi. Ben duydum ben. Vali öyle emrediyor. Her etiğinde. Ahmet'in kardeşi de burada. Ahmet Atakan hayatını dün kaybetmişti. Son olarak kardeşine de dönüyoruz burada fikirlerini almak için. Vallahi acımız çok büyük. Şu an gerçekten çok büyük sarsıntı içerisindeyiz. Yani ne desek şu an boş. Gerçekten yani bu acıyı çekmeyen bilemez bizim acımızı. Ahmet halkı için direndi, barış için direndi. AKP faşizmine son vereceğiz. Buna herkes inansın. AKP faşizmi yıkılacak. Ahmet amacına ulaştı.
Ahmet her zaman diyordu, bu faşizm yıkılacak, demokrasi gelecek, insan hakları gelecek. Biz Ahmet'in gittiği yoldan gideceğiz. Ve hiç kimse Ahmet Atakan'ı unutmasın. Ahmet Atakan yürekli bir adamdı. Onun gibi yürekli bir adam bu dünyaya gelmedi, gelmeyecek de. Teşekkür ederim. Ahmet Atakan'ın evinden yayın yaptık. Ailesi büyük bir yüce gönüllülük gösterdi. Bu acıya rağmen bizi burada kabul etti. Onlardan tekrardan diğer görüntüler için özrümüzü diledik. Tekrardan da özür diliyoruz. Onlara bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Buradan aktaracaklarımız bu kadar.